Mesaj yazmak, mektup göndermek gibi şeylerle boşama oluşabilir mi? Kıymetli kardeşlerim, öncelikle boşama sözlü de olabilir, yazılı da olabilir veyahut da hareketle de olabilir. Ancak tabii bunların olduğu noktalar var. Hareketle olan boşamayı sadece ahres, yani dili olmayan bir insan yapabilir. Mesela bu kimselerin kendi ıstılahlarında boşama diye ifade olunan hareket, onlar da boşama için kullanılan bu minvali ayrılığı ifade eden bir şekil boşamak olarak kabul edilebilir. Yazı ve söz meselesinde ise eğer bir kimse aynı ortamdaysa, eşine karşı yazılı olarak bir boşama yapacak olursa bu boşama geçerli değildir. Niye? Muhatap huzurdaysa illa da sözlü boşama olmak zorundadır. Ancak muhatap huzurda değilse, yani koca bir yerde, erkek başka bir yerde olacak olursa, bu durumda yazılı bir metinle, muhataba hitaben yazılmış bir metinle, bu mektup olabilir, mesaj olabilir, bu durumda boşama geçerli olacaktır. Yani bir adam hanımına, farklı yerde olan, bu aynı ortamda değil, farklı yerde olan hanımına mesajdan "ben seni boşadım" dese, yani bu şekilde yazsa, gönderse veya göndermese fark etmez, her halükarda boşama geçerli olacaktır. Çünkü bunu muhatap olarak eşine hitaben yazıyor. Ama işte mesela falan boş yazsa veya falanca boş yazsa, bir hitap, hanımını hitap eden bir telaffuzda bulunmasa yazarken, daha doğrusu yazılı beyanında, yani hanımına hitap olarak yazmayıp da "falanca kadın boştur" dese, ama o kadından kastı eşi değil, o zaman bu durumda diyaneten boşama geçerli olmayacaktır. Yani boşama olmayacaktır. Ama hanımına hitaben "sen boşsun" veya "ben seni boşadım" yazsa, mesajı gönderse veya göndermese, yazdığı an boşama geçerlidir arkadaşlar. Hatta mesela şu soruluyor: "hocam ben mesaj yazdım, göndermedim, sildim." Eğer o mesajı yazdıysanız boşama geçerlidir. Veya "yazdım, gönderdim, hemen tak akabinde sildim. O da görmedi." Önemli değil. O ki siz bunu ona hitaben yazdınız, bu durumda boşama geçerli olacaktır. Mesela şu ifade de kullanılır: mesela su üzerine yazsa, havaya yazsa, bunlar boşama olmayacaktır. Çünkü bunlar havaya yazılması bir yazı değildir. Tıpkı kalbinden geçirmek gibidir. Mesela bir insan aklından geçirdiği şeyi diliyle söylemese boşama olur mu? Olmaz. Çünkü niye? Eyleme dökülmedi. Burada da yazı aynen akıldaki, yani havaya yazı yazmak veya su üzerine yazı yazmak bu minvalde olacağı için, bu yani yazılan bir şey olmadığından dolayı bu durumda boşama geçerli olmayacaktık arkadaşlar. Ama aksi takdirde hanımınıza hitaben yazmış olduğunuz mektuplar, mesajlar, eğer ona hitaben bir ifade kullanıyorsanız bu boşamadır. Veya şöyle olabilir mesela: başkasına yazdı, "ben mesela hanımımı boşadım" yazdı. Bu durumda yazdıysa, diyelim ki annesine gönderiyor, başka birisine gönderiyor, hanımına göndermiyor. "Ben eşimi boşadım" diye annesine mesaj gönderiyor. Eğer bu boşadımdan kastı yalan söylemekse karşı tarafa, hani kandırmaksa, bu durumda boşama olmaz. Ama talakın vukuusuysa, o durumda her türlü talak oluşacaktır.